yanlışlıkla uyumlu olmuşuz. Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın diyorum ama saat şu anda 12. Değil mi? Evet. Ben saat 7'de kalkmış olsam da daha yeni kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Ama senin yüzünden geç kaldım. Ne demek? Sabahın 7'sinde temizlik yapacağım diye tutturdum. Ama biliyorsunuz ki yoldan geldim ve temizlik yapmam gerekiyordu. Sen uyuyordun ayrıca. Oğuz uyurken biraz temizlik yaptım. Evde zaten kahvaltılık hiçbir şey yok. Şimdi o yüzden gidip kahvaltı yapacağız. Geçen sefer kızlarla Yemen kahvesine gittiğimizde çok beğenmiştim oranın kahvaltısını. Büyük ihtimalle oraya gideriz. Valla senin tavsiyeni üzerine gideceğim. Ben hiç gitmedim. Menemeni güzeldi. Mantarlı omleti güzeldi. Çok bir şey yemem zaten ben çünkü. Yani yumurta olsa yeter. Şimdi gidiyoruz. Ondan sonra da gün içinde ne yaparız bilmiyorum. Sanırım akşam bir yere gidecekmişiz. Aynen çocuklarla. Uyuzluk muydu? Ya uyuzluk bir yer ama. Adı çok cazip gelmedi de yani uyuzluk diye bir yer. Bahçeler, bahçe ilçesinde. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Uyuzluk diye bir yermiş. Hiç gitmedim daha önce. Akşam gidince artık size çekerim oraları da. Bugün böyle uzun bir aradan sonra sizinle günlük vlog çekeceğim. Oğuz'la birlikte. Oğuz deyince bir garip oluyor. Aranan adam. Yine de beni videolarda istiyorsanız bir yorum yapın da bari böyle biraz şey olsun. Kaza gelsin. Kaza gelin. Şu an hava çok sıcak ve saatlerdir bir şey yemediğim için güçsüz düşmeye başladım. O yüzden enerjim ve modum düşük. Umarım kahvaltıdan sonra enerjim yerine gelecektir. Açım aç. Acıktım. Videom biliyorlar mı? Dur tamam videomu göstereceğim. Bunlar gelsin. Duyulmaz ki. Duyulmaz mı? Aa, Osmaniye Burger Home yakında burada diyor. Yaşasın. Oraya çok güzel bir şey açılıyor. Hem de büyük ihtimal evlere servisi vardır. En sevdiğim. Bakın şimdi. Duyuluyor mu bilmiyorum ama orada ya ben acıktım diye bağıran Oğuz. Acıkınca resmen biz değiliz. Acıkınca... Şaka yapmayın bana. Acıkınca gözümüz dönüyor. Neyse ki şimdi geldik, sipariş verdik, bekliyoruz. Vallahi karnım doydu. Şimdi kahvemi içiyorum. Enerjim yerine geldi arkadaşlar. Ne buldun? Basit yapmışlar ya. Sanki şey gibi ya. Sesi duyulmuyordur. Ben tercüme edeyim arkadaşlar. Çok basit diyor karta. Ama basit yapmışlar ya. Şu TC'mi kapatayım da. Evet şu Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal tesis kartları. Benim eski kartım değişti. Bu yeni gelen kartım biraz basit öncekine göre. Arkasına da babamın bilgilerini yazmışlar ama bu kart gerçekten öncekine göre biraz basit. Biliyorsunuz ki Oğuz askere gidiyor. Az kaldı. 20 gün falan kaldı herhalde. Bugün kaç şey? 20 gün var ortalama ve Burdur'a gidecek ve beni de götürecekmiş. Polis evinde kalacağım büyük ihtimalle. Kartı inceliyordu. Güzel bir iş fikrim var arkadaşlar. Açıklama. Açıklar mıyım sanki? Açıklama. Gerçekleştikten sonra. Güzel bir iş fikrim var. Bilmeyenler için. Benim zaten kurulu bir şirketim vardı. Neredeyse bir sene oldu. Home Office şahıs şirketi. Ve bilmeyenler için bir hafta sonra sınavlarım var. Yaz okulu sınavlarım. Bilmeyenler için 22 gün sonra Oğuz askere gidecek. Hayatım çok karışık şu anda. Hiçbir şey bilmiyorlar herhalde.
Hayır. Bilmeyenler için, bilmeyenler için deyip duruyor. Bilmiyorlar. Oldu, o zaman görüşürüz. Yemin ederim karnımın şişliğinden yürüyemiyorum. O kadar çok sıvı tükettim ki yürürken lönk 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 yapıyor. Duyabiliyor musun sesini? Ha? Lönk 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 mü? Evet. Senin benzetmelerin beni bitiriyor. Şimdi çarşıya geldik. Evde hiçbir şey yoktu. Biraz kahvaltılık alacağım. Buranın çarşısının tek sıkıntısı pazar günü her yer kapalı. Yani çarşının %80'i kapalı oluyor maalesef. Şimdi buradan kahvaltılık bakacağız. Çok güzel koktu. Üf, keşke sucukların hepsini götürmeseydim anneme. Alırım ben sana. Bak şimdi kahvaltılığını. Evet, sonunda kahvaltılıklarıma kavuştum. Sadece yeşillik ve domates salatalık yok. Maydanoz alacağız, roka alacağız, domates alacağız. Onları da artık sonra alırız. Kahvaltıda içtim 2 şişe su, 1 koca kahve. Az önce kahvaltılıkları alırken de 1 şişe su içtim. Şu an göbeğimi hayal edemezsiniz. Birazdan göstereceğim size. Çok fenayım. Evet, şimdi eve çıktık. Hızlıca aldıklarımı yerleştireceğim. Ceviz, hurma. Niye gülüyorsun? Niye bekliyorsun, ben onu anlamadım ekranın önünde. Odaklamıyor çünkü. Aç bitir. Bu ne? O sucuk. Ha tamam, sucuk. Et sucuğu yani, gerçek sucuk. Evet, gerçek sucuk. Bal. Bunu bal kabına koyacağım. Süzme. Süzme peynir. Kahve yanı için şekerli badem. Badem şekerlemesi. En son giderken annemlere bir koli götürdüğüm cevizli sucuktan aldım. Ve tabii ki çiğ badem. Gerçekten zor hareket ediyorum şu anda. Gerçekten zor. Göbeğimi çekmek ister misin? Bakın şimdi. Yan duruyorum. Hı, bırakıyorum. Arkadaşlar bakın. Göbek mi, bebek mi? Çok tartışma konusu oluyor ama gerçekten göbek. Bizde genetik. Annemin de göbeği var, benim de göbeğim var. Şu göbeğimi artık kabullenin. Tabii şu anda çok fazla şiş çünkü 3 şişe su içtim ve döngüm yaklaştığı için vücudumda genel olarak bir şişlik var. Arkadaşlar yalan söylüyor. Tamam, benim hep göbeğim var. Ben bunu kabulleniyorum. Yalan söylüyor, göbek işi değil bu. Ne? Ama ben böyle geziyorum. Biraz serbest bırakayım, evdeyken kimse görmüyor. Instagram'da göstermiştim ama size göstermemiştim. Bakın telefon kılıflarımız. Çok güzel. Benimkinde pembe çizmeli yazıyor. Böyle leoparlı. Şu da Oğuz'unki. Parmağın çek bakayım. Araba var ve şurada Galeri Oğuz yazıyor. Çok güzel değil mi? Aldığımız, daha doğrusu hediye gönderilen sayfayı da hemen size söyleyeyim. Evet, bizim telefon kılıflarımız Escover Altre Officer bu sayfadan geldi. Burada çok güzel modeller de var. Memnun musun aşkım sen? Yani güzel, kullanışlı. Diğer şeyler gibi sert değil. Aynen. Sert değil. Ben de zaten en çok onu sevdim. Şöyle çıkartıp da göstereyim size. Yani telefon düştüğü zaman sert kılıflar olunca kırılabiliyor. Bu böyle şey, yumuşak plastik. Bir de arka tarafı soyulmuyor. Biz çok severek kullanıyoruz. Aklıma gelmişken size de göstereyim dedim. Galeri Oğuz. Efendim. Ben ne zaman araba alacaksın? Ne zaman?
arkadaşlar. Osmaniye ilinin Bahçe ilçesinin Karlıdere köyü müydü? Karlı Tepe. Neyse söyleyeceğim biraz daha. Galiba acıktım. Acıktın mı? Su az. Evet, yaz olduğu için ama kışın daha çok biraz. Hemen buranın adını söylüyorum size. Karlıdere, Pirzola ve Alabalık. Yani burada Pirzola da var, balık da var. Aşağı inince zaten gösteririm size. Orada da Alabalık havuzu var. Çok güzel değil mi? Evet. Burayı daha keşfeden olmamış fazla. Evet. Bir ay falan olmuş açılalı. Daha yeni açıldığı için çok güzel. Temiz, ferah. Yani kalabalık değil. Ve yeni yani. Her şeyiyle yeni belli. Böyle güzel taştan bir yer yapmışlar. Aynı bizim İstanbul'daki evin içine benzemiyor mu? Aynı bizim ev gibi. Burası daha güzelmiş. Buraya gelelim mi? Ama sormayız. Değil mi? Ne oldu? Yıkış tepiş oldu. Aynen. Evet, böyle yeşillikli, sessiz, sakin, huzurlu bir yerdeyiz. Beğendin burayı. İnşallah yemeklerim de güzeldir. Çay falan içtik. Daha sipariş vermedik. Daha yeni sipariş vereceğiz. Umarım güzeldir. Güzel mi değil mi söylerim. Alabalık havuzu da burası. Acıktın mı? Yani görünce biraz içim kıpır kıpır olmalı değil. Balıkları mı? Ben nedense deniz balığını tercih ederim. Bunun lava değil olmaz da. Yani tatlı su balığı bana biraz tatsız geliyor açıkçası. Alabalık. Aç bakayım balığını. Diğer ızgara aldı. Buranın. Kaş aldı. Bir kere söyledim. Koydum. Yağ da biraz koydum. Nasıldı balık? Vallahi çok güzeldi. Beğendin mi? Yani uzun zamandır babandan sonra babana ihanet etmek istemem. Hı. Çünkü çok güzel balık yapıyor. Hı. Ondan sonra yediğim en güzel balıklardan biriydi. Yani kaşarlı ben... balık güzel olmuyor. Bunu... Abartılacak kadar değildi ama güzeldi. Yok güzeldi, güzeldi. Ben zaten yani acıkmamıştım. Bizim buraya göre güzeldi. Biliyorsunuz sabah yiyip şişmiştim, acıkmamıştım. Oğuz'un balığından didikledim. Lahmacun ikram ettiler, onu yedim. Ben yemedim. Ben yedim, güzeldi. Ay şurada bir şeyler var. Tavus kuşu mu ne? Öyle yani genel olarak güzeldi arkadaşlar. Baksana şurada çok değişik bir şey var. Bu ne şu? Valla onun şeyi bilir anca. Mehmet Ali bilir. Sülün mü? Ne kadar güzel, ne kadar değişik. Şuna bak. Sülünmüş. Ay. Leoparlı kuyruğa bakar mısın? Çok güzel ama. Yalnız çok değişik ve güzel bir hayvan. Şuna bak şuna. Paçalı don giymiş gibi. Çok komik. Bu senenin trendi. Şşt, bana bak bakayım. Şşt şşt. Bili 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 bili. Pijamayla çıkmış gibi dışarı. Saat kaç? 10. Senin yatma vaktin geldi. Geçti bile, gözlerime bak açamıyorum. Saat 7'den beri ayaktayım ve evimize geldik. Çok şükür. Eve girer girmez elimi yüzümü yıkadım ve sivilce kremlerimi sürdüm. Yüzüm yine çok kötü. O yüzden çok gerginim. Neyse. Şimdi bir yandan kahvemi içerken bir yandan da bir sürü plak hediye geldi bana. Onları deneyeceğim. Şurada Ferdi Tayfur'un Ben de Özledim ve Kurtuldum albümü mü denir artık plakları var. Bakar mısınız?
Nostalji kokuyor ya. Çok seviyorum. Bir de şöyle bir poşet küçük plak var. Şu büyükleri denemiştim. Şu küçükleri daha denemedim. Bunları bana kim getirdi biliyor musunuz? Kaynım, yani eşimin kardeşi Aykut var. Onun yakın arkadaşı Musa var. Musa sağ olsun bana böyle bir poşet plak getirmiş. Ona da buradan teşekkür ederim. Şimdi şu küçükleri deneyeceğim. Orhan Gencebay, Behiye Aksoy, Esengül. Ayrılık günü. Bayram Koca. Ne kadehimde şarap ne gözümde yaş. Allah Allah. Şimdi şunu şöyle bir çekeyim. Şu küçük plaklar için bunu ortaya takacağım. Ve şu samanyolu denemek istiyorum ilk önce. Acaba bunlar çift taraflı mı? Evet. A ve B yüzü var. Samanyolu zannettim ama başka bir şeymiş bu. Ne diyor? Hilmi. Okuyamıyorum. Sevda acısı. Evet, çalıyorlar ama çok sağlıklı değil bazıları, eski olduğu için, ama hiç problem değil. Nostaljisi yeter. Sana aşkımı evet, 33'lük plak. Aşklar zor eder. Kimi yoksun sevgiden. Ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Evet arkadaşlar, benim için gün artık burada bitiyor. Saatimiz kaç? Hayır, neden açıldın? 22.39. Güzel geçen bir pazar gününün ardından hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Sıradaki şarkıya size armağan ediyorum ve kapatıyorum. Bakalım ne gelecek şansınıza. Yeah.